Kalp gözünün bir an önce açılması için hangi zikri okumam lazım? Rabbime emanet olun demiş efendim. Öyle zikir okumakla kalp gözü açılmaz. Her şeyi yerli yerinde doğru anlamak gerekiyor. Yani şu zikri yapacaksan kalp gözün açılır. Bu bir hayaldir. Böyle bir şey olmaz. Kalp gözünün açılabilmesi için önce bakmak gerekir. Nasıl ki bir şeye bakınca onu görebiliyorsam, manevi olarak görmek de öyledir. Kalp gözünün açılması da öyledir. Başlarken, şehadeti anlatırken söylemiştim. Bütün varlığa bakarken Allah'ın nazarıyla nazar etmen gerekiyor. Allah'ın tecellisini görmeye çalışman gerekiyor. Bunu anlamaya çalışman gerekiyor. Bunu gördükçe, bunu anladıkça, buna şahit oldukça o büyür. Bu senin duan olmuş olur. Görmek istiyorsun. Rabbinin tecellisini görmek istiyorsun. Görmek istiyorsun ki Rabbin yerde gökte ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder. Onun bir tesbihi vardır, bir zikri vardır. Allah demesi vardır. La ilahe illallah demesi vardır. Subhanallah demesi vardır. Allahu Ekber demesi vardır. Varlığa bu nazara nazar ettiğinde bir de bakarsın Allah böyle arada bir perdeyi araladı, onu gösterdi. Neyle gördün? Kalp gözüyle gördün. Ama önce baktın. Manevi olarak baktın. Öyle görmeye, öyle anlamaya çalıştın. Rabbinin ayetini görmeye çalışıyorsun orada. Evet. Sonra bu devam eder. Ve bu senin duandır. Her anda Allah'ın sana muamele yaptığını görüp, iman edip, gerekeni yapmaya çalışman lazım. Bunu yaptıkça sonra Allah'ın muamelesine şahit oluyorsun. Rahmetine, isimlerinin tecellisine şahit oluyorsun. Kalp gözü öyle açılıyor. Bu bir anlık bir şey değildir. Bu senin duandır. Bu senin gönül duandır. Akıl duandır. Gönlünü çalıştırıyorsun, aklını çalıştırıyorsun, imanını çalıştırıyorsun orada. Ve gaye onu görmek değildir. Gaye Allah'ın vahyine iman etmekti. Bu iman sana o kalp gözünün açılmasını, o nimeti ikram ettirir. Bu senin duan olmuş olur, ikram ettirir onu. Bununla beraber herhangi bir zikirle de bunun için bir yolculuk, manevi yolculuk yapman lazım. Yani bir mürşid-i kamille, bir Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla sırat-ı müstakimde yürümen gerekir. Uzun bir yolculuk gerekir buna.